Haklı olarak e, sordunuz e, dediniz ki ya işte e, fenomenlerden filan e, Seço'dan haber var mı? Fenomenlerden yok ama Dilan Polat'tan bir haber var arkadaşlar. E, bir süredir biliyorsunuz bu yargıç e, değişikliği nedeniyle hakim değişikliği nedeniyle davanın bir akameye uğrayabilme ihtimalinden bahsediliyordu. Öyle bir şey var mı diye düşünülüyordu. Dilan Polat dava süreçlerinde Hüseyin Kaya'nın tweetlerini önce ekrana getireyim. Hüseyin Kaya kendisinin avukatı ve Hüseyin Kaya bir seri yayınladı kendi e, hesabından. Dedi ki, bunları ne zaman yayınladı? 2 Şubat'ta. Şubat'ın ilk haftasında yayınlamıştı. Savcının hukuka aykırı ve zorla aldığı ve insanların tutuklu bıraktığı Ahmet Gün'ün gerçek itirafı. Ahmet Gün ifadem hukuka aykırı koşullarda alındı demiş. Şimdi önce Ahmet Gün kim? Hüseyin Kaya kim? Bir hatırlatayım. Uzun zaman oldu. E, Ahmet Gün e, bu masak raporunda yani Mali Şubbe'nin dilen Polat'la ilgili kara para ve e, vergiden muafiyet, vergiden kaçınma e, dolandırıcılıkları konusunda e, yazdığı bilirkişi raporunda Masak'ın suç iddianamesinde adı geçen bir isim, kendisi aynı zamanda Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın ve Sezgin Polat'ın şirketlerinin maliyesini tutan e, kişi, e, uzman isim Ahmet Gün, e, kendisi de bir hukukçu, o da gözaltına alınmıştı ve ifadem hukuka aykırı alındı demiş. Hakim, savcı değiştikten sonra bir önceki savcı hatırlayın kimdi? Gökalp Köklü'ydü. O kişinin bir WhatsApp grubu üzerinden bir grup gazeteciye deformasyon yaptı, dezenformasyon yaptı. Ee, i̇şte efendim olmayan suçlar isnat etti. Karısının Adnan Oktarcı olduğu, Adnan Oktar örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkileri karısının ile ilgili birçok hakkında tevatür vardı. Önce Erzurum'a sürülmüş, arkasından da emekliliğini isteyip görevi bırakmıştı. Dilan Polat'ın avukatı olan Hüseyin Kaya diyor ki işte diyor bu kişi diyor Ahmet Gün bu, bu savcı döneminde zorla ifade verdi. Polatlar davasında öngörümüz gerçek oldu. Savcılık Ahmet Gün'ün ifadesini zorla ve hukuka aykırı olarak kara paradan ve bahisten suçlamıştı diyor. Şimdi de o Ahmet Gün'ün ifadesinin e, görüntüsünü ekrana getiriyor. E, ve orada Ahmet Gün'ün ifadesini hatırlatıyor. O görüntüyü getirelim ekrana. Evet burada diyor ki Ahmet Gün şu şu tarihte vermiş olduğum ifadeye gelince bilindiği gibi diyor ifadenin hangi şartlarda hukuka uygun şekilde alınacağı kurala bağlanmıştır. Ben bu ifadeden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki kez dilekçe vererek savcı odasına giriş ve çıkışlarım dahil olmak üzere adliye tanesinden çıkış ve girişlerimin tekrar kamera kaydına alınarak dosyaya girmesini talep etmişsem de bunun yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Özellikle o günkü alınan ifadem hukuka aykırı bir şekilde alınmıştır. İfadede kamera kayıtlarından da anlaşılmamıştır üzere genel kolluk görevlerinden iki polis ve bir jandarma bulunmasına rağmen bunların hiçbiri ifade zaptına adlarını yazdırmamışlardır diyor ve usulen birçok hata yapıldığını iddia ederek ifadesini reddediyor. Ben böyle demedim diyor. Ne demişti oysa ki evet kara parayla ilgili bir takım transferler yapıldı. Evet bazı medikal şirketlerine büyük paralar aktarıldı demişti. Bu medikal şirketlerinin bazılarının da narkotik konularda suçlandığını biliyorduk eski savcı döneminde. Şimdi yeni savcı döneminde ne olacak? Hüseyin Kaya yani Dilan Polat'ın avukatı bu tweetleri paylaştıktan sonra bir üçüncü tweet yazmış. Diyor ki soruşturma bir bütün olarak hukuka aykırı hale gelmiştir. Yani külliyen davayı reddediyor Hüseyin Kaya. Konuyu gerekirse anayasa mahkemesine götüreceğiz diyor. Yargı büyük yara almıştır. CMK ve anayasa ihlal edilmiştir. Haydi buyurun bakalım. Yakında bir tahliye olabilir mi? Ben dava sürecini takip eden e, uzman meslektaşlarımla konuştum. Onlar da o sey hakimler ve yakında bir tahliye olması ihtimalini e, imkansız değilse de zor görüyorlar. Masak raporunun çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Mali suçlarla ilgili bu raporun henüz tamamlanmadığını, henüz e, ortaya çıkmadığını ifade ediyorlar. Kendilerinin gördüğü bazı masak raporları var. Bir önceki savcı döneminde kendileriyle paylaşılmış olan bazı masak raporları var. O masak raporundaki iddialar gerçekse doğruysa, ne Dilan Polat'ın ne de diğer fenomenlerin e, bu e, hukuki süreçten kurtulmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını, çünkü kendilerine isnat edilen suçların çok önemli suçlar olduğunu ifade ediyorlar. Bunu söyleyebilirim size. E, ama bu arada bir yeni yargı paketi biliyorsunuz meclise geldi, genel kurula bir torba yasa ve o torba yasanın içerisinde. Bu şirketlerle ilgili bir kayyum düzenlemesi var. Yani yeni yargı paketindeki bu yasaya göre sosyal medya fenomenlerinin şirketlerine de 5 yıl süreyle kayyum atanabilecek ve bu şirketler kayyum tarafından satılabilecek. Eşittir bu dosyada biliyorsunuz 18 sosyal medya fenomeni inceleniyordu. Eylül Öztürk'ten Neslim Güngen'e işte efendim bir kız daha vardı adını unuttum Naz mıydı? hepsini o ara bir isimlerini ezbere biliyorduk ama şimdi bazılarını hatırlayabiliyorum sadece. Sayısız sosyal medya fenomeniyle ilgili bir dosya açılmıştı ve hepsinin mal varlıklarına tedbir kararı getirilmişti bu soruşturma kapsamında. Evet bu da, da Talu ailesi, Palu, Talu ailesi, ha, Talu ailesi de dahil olmak üzere. Şimdi bu fenomenlerle ilgili bir kayyum Ataması yapılabilecek yeni yargı paketinden çıktı bu genel kurulda görüşüldü ve genel kuruldan da geçti.